Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şahane kıyır kıyır ağızda dağılan tuzlu kurabiye tarifini paylaşacağım. Pastanelerdeki kurabiyeleri asla aratmıyor, tadı hatta gerçekten çok daha güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sizleri fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine 125 gram tereyağımı ilave ediyorum. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 2 yemek kaşığı sirkem var. Onu ilave ettikten sonra 1,5 yemek kaşığı şekerimi, ardından 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 1 tane yumurta akım var. Onu da ilave ettikten sonra spatula yardımı ile güzelcene karıştırıyorum. Evet, videoda gördüğünüz gibi tereyağım güzelcene eridi. Artık diğer malzemelere geçiyorum. 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu ilave ettikten sonra kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Bu tarifimde yaklaşık 3 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unun markasına göre un miktarı her zaman değişebilir. Siz lütfen kontrollü ekleyin. Evet, artık spatulayı bırakıyorum ve ellerimle yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumuz hazır arkadaşlar. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettik. Artık şekillendirmeye geçiyorum. Tezgahımı ve hamurumu biraz unladıktan sonra artık merdane yardımıyla açıyorum. Ben bu sefer kare şeklinde kurabiyeleri şekillendirmeyi tercih ettim. Siz dilediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Evet, sizlere kalınlığını yakından da göstermek istedim. Kurabiyeleri tepsime dizdim arkadaşlar. Bir yumurta sarısını ve bir çay kaşığı sıvı yağını güzelcene karıştırıp bir fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Üzerlerine çörek otu gezdirdikten sonra kurabiyeleri 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakikalığına pişirmeye gönderiyorum. Evet, kurabiyeleriniz tamamen soğuduktan sonra servise hazır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu lezzeti kaçırmayın arkadaşlar. Beni desteklemek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.